Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Gaziantep Yavuz Eli'nden sizlere sesleniyoruz. Çok değerli işletme sahibi olan Hayri Sevinç Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar Çiğdem Hanım, hoş bulduk. Efendim, öncelikle bizler Hayri Bey'i tanıyabilir miyiz? Aslen Antepliyim. İsmim Hayri Sevinç. 1985 doğumluyum. Kaç yıldır bu alanda hizmet veriyorsunuz? Vallahi küçüklükten beri hizmet veriyorum da kendi iş yerime 15 yıl oldu kuralı. 15 yıldır işletmeme devam ediyorum. Sevinç Tarım ve Enerji olarak neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Tarımsal faaliyet olarak tarımsal basınçlı sulama sistemleri, tarımsal alet ve ekipmanlar, tarımsal olarak yine güneş enerji sistemleri kuruyoruz, kurulumunu yapıyoruz. Şimdi burada sulama sisteminde de varsınız ama biraz bu konuyu açabilir misiniz? Bu hizmet nasıl devam ediyor? Bu hizmet yağmurlama, sulama, yeraltı damlama sulama, yerüstü damlama sulama olarak devam ediyor. Bu özellikle su tasarrufu sağlıyor. İçinde bulunduğumuz zamanda hani kuraklıktan dolayı yapılması gereken bir şey. Bu konuda da çiftçilerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Burada enerji sistemlerinden bahsetmenizi isteyeceğim. Siz bu enerjinin hangi alanında varsınız? Enerji, güneş enerjisi, solar güneş enerji sistemleri alanında varız. Ama biz tarımsal faaliyette hizmet veriyoruz. Tamamıyla yeşil enerji oluyor. Çevreye hiçbir zararı olmuyor, dokunmuyor. Çevreye zararsız bir enerji tamamen. Bir de hani maliyet açısından çok faydalı bir şey. Müşterilerinize karşı bu güveni nasıl sağlayabildiniz? Hepsi dürüstlükten ileri geliyor aslında bakarsanız. Hani dürüst olursanız, yaptığınız işin arkasında durursanız, insanların güvenini sağlarsınız. Kalite mi çalışıyorsunuz yoksa fiyata göre değişkenlik gösterebiliyor mu bu ürünler? Yok, biz genelde kalitesiz işe zaten girmiyoruz. Başarınızın sırrını neye borçlusunuz? Başarımın sırrını çok çalışmaya, sürekli yenilikçi olmaya, hani ilerleyen zamana, teknolojiye karşı ayak uydurmak gerekiyor. Ona borçluyum. Bir de insan hani hedef koymalı, hedefler olması lazım. O hedeflere ulaşmak için sürekli çabalaması, çalışması lazım. Gelecekle ilgili planlarınızı merak ediyoruz efendim. Gelecekle ilgili hani iş yerimi daha da büyütmek, daha dışarılara açılmak. Şu an bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kaliteli bir hizmet alabilmek için ve ürün alabilmek için Sevinç Tarım olarak biz buradayız. Sevinç Tarım ve Enerji aslında, evet, değil mi? Tarım ve Enerji olarak, evet, buradayız. Şu an kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu Sevinç Tarım olarak bir durgunluk var mı yoksa bir hareketlilik döneminde misiniz? Yok, şu an bir durgunluk var. Hani tüm işlerin sezon sonu aslında diyebiliriz. Sezon bitmek üzere. Bir iki ay bir boşluğumuz oluyor. Ondan sonra tekrardan işlerimiz açılıyor, başlıyor. Şimdi, fiyat politikanızı merak ediyorum. Her bütçeye uygunluk var mıdır? Yok, her bütçe derken hani ürünün kalitesi genelde fiyatına göre değişiyor. Hani ne kadar ucuz mal demek, o kadar kalitesiz mal demek, yani ürün demek. O yüzden pek fazla girmiyoruz hani. Biz genelde kalitenin arkasındayız, yaptığımız işimizin arkasındayız. Güvenimizi zaten genelde bu şekilde sağladık. Peki sattığınız ekipmanla veyahut da ürünle ilgili bir problem yaşandığı zaman müşteri sizinle iletişime geçerse satış sonrası hizmeti sürdürebiliyor musunuz? Evet, veriyoruz, sıkıntı yok. Onu sonuna kadar veriyoruz. Biz her zaman verdiğimiz ürünün arkasındayız. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir sohbetti. İş hayatınızda çok başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler şimdilik buradan müsaadenizi isteyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.